dini inançların yok edilmesi her komünist rejimin temel hedefidir. Çin Komünist Partisi'nin bilgi ablukası yüzünden Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı yürütülen soykırım başta olmak üzere gelişen tüm olayları BM dahil hiçbir kurum ve kuruluş doğru ve eksiksiz olarak öğrenememektedir. Sözde devlet ekonomisinin ihtiyaçları ön plana çıkarılarak aileler parçalanıyor. Küçük yaşlardan itibaren Uygur Türkü çocuklar Çinlileştirme kamplarında birer Çinli olarak yetiştiriliyor. Suçsuz yere toplama kamplarına kapatılan veya zorla çalıştırılmaya götürülen aileler senede ancak birkaç defa evlatlarıyla bir araya gelebiliyor. Çin Komünist Partisi'nin sözde istihdam politikası milyonlarca ailenin parçalanmasıyla sonuçlanmıştır. Ben de işkencedekilerin çığlıklarını duyan, acılarına şahit olan Doğu Türkistanlı halkın bir ferdiyim. Ne ailem yanımda ne de akrabam ve kimliğim. Yurt dışına çıktığım o günden bugüne kadar canımdan çok sevdiğim ailem benim yüzümden işkence görüyor. Tanıdıklarım, sevdiklerim, herkes benden koptu. Çaresizliğin ve vuslatın ne kadar kötü bir şey olduğunu kemiklerime kadar hissettim. Yıllardır karanlık gecelerim mezarım, güneşli günlerim mahşerim, yağmurlu günlerim cehennem, oturduğum ev hapis, çıktığım sokak zırh, yediğim aş zehir, lavabo ağlama duvarım oldu. Hala Uygur Türk'ü Müslüman olduğu için bunları yaşıyor olmasına inanmak istemiyorum. Doğu Türkistan ne zamana kadar bunca acılarını dünyaya anlatmakta zayıf ve yalnız kalacak? Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Zulmün bitmesine hiç çözüm yok mu?